Muhterem cemaati Müslümin, bilmiş olunuz ki insan için en büyük gaye dünyada fazilet sahibi olarak yaşamaktır. İnsanın saadeti ancak bundadır. Yalnız servet, yalnız mansız ve hatta yalnız ilim insanlar için tam bir saadet temin edemez. Bunlara malik olmuş birçok insanlar vardır ki yine mesut değildirler. Asıl mesud insanlar, fazilet-i ahlakiye sahibi olanlardır. Hakiki saadet, fazilet-i ahlakiyenin bulunduğu yerde görülür. Fazilet-i ahlakiye sahibi demek, ahlak kanunlarına riayetkar olmak, şahsi, ailevi, milli, insani, ilahi bütün vazifelerini noksansız olarak seve seve yapmak ve bunu itiyat haline getirmek demek. Güzel ahlak öyle kutsi bir haslattır ki, mütecelli olduğu muhitlere başka bir hayat, başka bir itila verir. Güzel ahlaktan mahrumiyet ise en büyük bir felakettir. Ahlakın yegane esası, istinadgâh-ı din-i ilahiden başka değildir. Ahlak-ı İslamiyemizin esası, din-i mübin-i İslam'dır. Malumdur ki ahlak-ı İslamiyenin bir kısım âli düsturları vardır. Bunlardan biri vazifeni mahz-ı rızâ-i bâri için yap kaidesidir. Binaenaleyh Müslümanlar vazifelerini cennet ümidiyle, cehennem korkusuyla yapmazlar. Belki mücerret rızâ-i ilahiyi tahsil için ifa ederler. Nazar-ı İslam'da ahlakın en birinci hedefi, gayesi rıza-i ilahidir. Cenab-ı Hakk'ın rızası her şeyin fevkundadır. Bir ayet-i kerime Allah-u Teala'nın rızası onların hepsinden daha büyüktür. Fevzu azim işte odur mealindedir. İnsanlar için en büyük kemal rıza-i ilahiyeye muvaffakiyettir. Muvaffakiyetin en büyük semeresi ise dar-ı bakada Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatına müşahede-i cemaline nailiye saadettir. Bu öyle bir saadettir ki, bunun ulviyeti yanında dünya ve ukba, olanca varlığıyla, olanca beheşti manazırıyla beraber hiç mesabesinde kalır. Her cümle insan, lisanını gaybetten, kalbini suizandan muhafaza etmelidir. İnsan, kibirden, gururdan, başkalarıyla istihzadan, onu bunu hatır görmekten hazer etmelidir. İnsan yalan söylemekten, diyanetten, nasi-i faldan ve nabidatlara temayülden müstenip bulunmalıdır. Fasılı insan bütün muharramattan sakınmalı, bütün evamir-i ilahiyeye riayetkar olmalıdır. İnsan temiz bir ruh ile, nezih bir fıtratla dünyaya gelmiştir. Artık layık mıdır ki insan, kendisine ve diyatullah olan bir temiz ruhu, bir takım seyyiyelerle lekedar etsin? Artık muvafık mıdır ki insan, bir atiye-i sübhaniye olan bu nezih fıtratı, şu ahlak ile şu amal ile telbise çalışsın? Hiç yakışır mı ki bir katta sudan yaratılmış olan insan, kibir-i gururda bulunsun. İnsan olur ki kendi haddini bilir, halkın nefine çalışır. Bir kuşcuğazın zararına bile sebebiyet vermez. İnsan olur ki nezih bir fikre, temiz bir itikada, ulvi bir hassasiyete sahip olur. Gaye-i hayat-ı rıza-i haktan ibaret bulunur. İnsan olur ki seciyye-i ahlâbiyyesini ihlal edecek şeylere asla temayül göstermez. Fazilat ve diyanet dairesinde çalışır, nafi mesleklerden birine sülûk eder, israfattan neticesi muhataralı şeylerden içtinab ederek ihlal dairesinde yaşar.
temine çalışmaktan geri durmaz. Dünyanın bütün varlığı, bütün ezvadı uğrunda bir dakikalık neşve-i ruhaniyesini bile feda etmez. Büyük o kimsedir ki, yeryüzünde öyle bir bulut gölgesi gibi görür ki bir karıncanın bile gönlünü gitmez. Velhasıl insan, güzel terbiye-i ahlak ile sahfa çalışmalı, hüsnü ahlak her kemalın esasıdır. Cenab-ı Hak cümlemizi maddi ve manevi kemalata mazhar buyurur.